Zeki, zekainin fıkrasıdır. Aziz ve sevgili üstadım, 3 haftaya yakın bir zaman oluyor ki size mektup yazamadım. Her zaman olduğu gibi şu günlerde dairede vazifenin çokluğu dolayısıyla pek kıymetli olan uhrevi vazifelerim geri kalıyor. Ve bu cihetle teessürüm kafi gelmiyormuş gibi bu hafta içinde işittiğim pek acı elim bir haber bir saika gibi beni beynimden vurdu. İşittim ki üstadım yılanların hücumuna maruz kalmış. Ah üstadım, vakit vakit tehacümlerine, taarruzlarına maruz kaldığımız bu menhus hainlerin zulmünden ne zaman azade kalacağız? Bu mülhit mütecavizler haddini tecavüz etmeye başladılar. Artık tecavüzün bu derecesi fazladır. Bu itibar ile muazzam bir barikayı hakikatin zuhuru yaklaştığı iman ve itikadı bizi teselli ediyor. Ne zaman ki tahribat ve istibdat haddini aştı, uçurum kendini gösteriyor. Büyük felaketler güler yüzlü intibahlar doğurur derler ki pek musib bir söz. Herhangi bir hükümet zulmü ve istibdadı artırdı, mazlum milletler istiklalini kazanıyor. Şu asırda dinsizlik ve tahribat fazlalaştı. İnşallah mazlum ve masum ehli imanın yüzü gülecek. Parlak bir hakikat güneşi tulu edecek. Aziz üstadım, nakıs kalemim, aciz lisanım, hissiyatıma tercüman olamıyor. Her dindaş gibi benim de kalbim aziz imanımın aşkıyla çarpıyor. Hamdolsun damarlarımızda dolaşan kan, binler senelik ehli hak ve imandan irsen intikal etmiş bir mayadır. Sevgili üstadım, öyle anlar geliyor ki hayal çok alçalıyor. Biz insanlar o derece eğilmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu fikrimle nefsim hesabına bir hisse-i gurur aramıyorum. Menhus ve mülevves ellerin temiz bileklerimizi sıkması sabır taşını çatlatacak kadar müellim bir hal değil midir? Tahribatın en müthiş zamanında hastalanan insaniyeti manevi ilaçlarla tedavi etmeye çalışırken bize musallat olan hainlere mukabele etmek, acaba zavallı bir milletin sürükleneceği uçuruma set çekmek için çekilecek mezahim ve meşakkı hayatın indi ilahide makbuliyeti için sabretmek, son dereceye kadar tahammül etmek. Bu fikir, fakirin hayli düşüncesi neticesi bulabildiği bir hakikat. Sevgili üstadım, şu günleri düşünceler ve elemler içerisinde geçiriyorum. Hadiseyi birkaç ağızdan birbirini tutmayan rivayetler gibi dallı budaklı olarak işittim. Bendenize hadisenin cereyanı hakkında lütfen bir haber veriniz. İnsan cunun getirecek. Sevgili hocam, siz herkes için, beşeriyet için zararlı olan tahribat ve afatın önünü almak için gece gündüz çalışınız, kendinizi tehlikeye atın da acı acı tahrikata maruz kalın. Hayır aziz üstadım, hayır yüce dahi, hayır, sizin nasibiniz bu değil. Size verilecek mükafat bu olamaz. Bu haletler olsa olsa 3-5 dinsizin bir takım cehennem yolcularının çılgınlığıdır. Bu hale sabretmek ve ehemmiyet vermemekle pek yüce mükafatlara mazhariyetler kesbediyorsunuz. Siz asla ve kata müteessir olmayın. Ne kadar vahşiyane ve zalimane olursa da dönüp arkanıza bakmayın. Size açılan manevi alemlerin kapılarına doğru ilerleyin. Yürüyün, yürüyün, ta namütenahi yürüyün. Gittiğiniz yerlerde, uzaklaştığınız alemlerde bizim gibi yaralı, aciz, zayıf, pür kusur, kemter biçareler için de müebbet bir istirahat ve saadet yatağını hazırlayın. Zekai. Adamlar açmış abi. Baksana yani mektuplara, değil mi? Açmışlar, taşmışlar, yazmışlar. Mübarekler.
Mübarekler yani. Evet.